Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yine evet. Çok havalısınız her zaman olduğu gibi. Estağfurullah. 19 bin. Onu sormamıştım ama. Önemli değil yani. Buyurun 19 bin. Buyurun konuşun. Ama 19 buyurun 19 bin. Sormasanız da 19 bin yani. Abi çok ciddi gidiyor Bitcoin. Ne oluyor? Talep var. Arz kısıntılı. Kıtlık hani. Ben direkt pek bu kelimeyi kullanmak istemiyorum çünkü onun biraz farklı yansımaları da oluyor. Arzı daha sınırlı, kısıtlı olan bir şey ve daha fazla talep var. Günün sonunda da geldiğimiz yer burası. Saydan kıtlık var ama galiba değil mi? Kıtlık var abi. Tam Türkçesi şu aslında. Piyasada bulunmasının azlığından ziyade şöyle yorumlayalım bunu. Hani minerlar kazıyor ya, arz ediliyor ya Bitcoin. Bitcoin'in arzı talebin bir hayli altında ki küresel oyuncular da giriyor bu işe. PayPal'ı şusu busu. Onlar da girdiği için de talep daha fazla. Böyle olduğu için de Bitcoin fiyatını yukarı doğru itiyor. Örneği var mı abi bu iş? Geçen hafta mesela son 7 gün minerlar yani kazan madenciler 6800 tane Bitcoin üretmişler, kazmışlar. Şimdi bu rakam da bu arada Mayıs'ta Mayıs'ın 12'si de hatırlarsak halving yarılanma vardı. Yani madencilerin kazandıkları ödüllerin yarılanması vardı. Daha az kazıyorlar şu an. Piyasaya arz edilen Bitcoin miktarı daha az. Ama talep eden daha fazla. Kim var? Mesela işte hani Grayscale'ı konuştuk burada. 440 bin tane Bitcoin var. Yetmiyor hala alıyorlar diye. Geçen hafta gene aldılar. 10 bin tane Bitcoin aldılar. Şimdi PayPal'ın pilot uygulaması vardı Amerika'da biliyoruz. Oradaki kullanıcılar için sadece vardı. Şimdi bu pilot uygulamanın 2021'in ilk çeyreğinde tüm dünyada bunun artık yapılacağını biliyoruz. Yani PayPal'ın 300 milyon tane kullanıcısı, tekil kullanıcısı olduğu düşünülürse ve bunların da 100 milyon adedi sadece son 12 senede PayPal'a üye olduklarını düşünürsek yani nasıl bir logaritmik artış varsa o kullanıcılarda. PayPal da bu arada alıyor. Yani Amerika'daki kullanıcılara elbette bunu satabilmek için Paxos diye yine kendi ilintili olduğu bir borsadan bunu alıyor. Borsanın hacimlerine, o borsanın hacimlerine bakıyoruz. O bizim gibi bir borsa bu arada. Bayağı bir artış var. Yani PayPal'ın oyuna girmesiyle birlikte. Toplam çıkarım şu. Talep çok ama arz kısıtlı. Şunu da konuşuyorduk seninle. Hani üstünden törpülenmiş ya da daha doğru normalize edilmiş diyelim belki. Çevrimdeki, sirkülasyondaki para Bitcoin bir miktar aslında düşüyor. Bu arzlara rağmen düşüyor. Neden? İşte hareket etmeyen Bitcoin'ler var, kayıplar var falan filan demiştik. 15 milyon falandı değil mi o? 15 milyon. Ya 15.4 milyon falan yani. Hani o civarda bir şey. Abi şimdi bak bir tarafta 300 milyon kullanıcı diyorsun. Aha. PayPal'da. Öbür tarafta tabii hepsi birer tane Bitcoin sahibi olacak anlamına gelmiyor bu elbette ama 300 milyon kullanıcı öbür tarafta 15 milyon Bitcoin. Bu ne demek ya? Bölelim. Öyle olmuyor da yani. Ama yani arz-talep ilişkisindeki sıkıntıyı ortaya koyar abi öyle. Üstad, ya da böyle. Bunu yani. Zaten geçtiğim 4 video önce falan söyledik biz. 3-4 video. Yani PayPal anonsu çıktı. Çağat hemen biz bundan bahsettik. Evet. Ne olduğunu. Ve evet. Neden bunun bir anlama geldiğini de söyledik. Ve tam aslında şu yorumu yaptık. Yani merak eden izleyiciler dönüp bakabilirler o videoya. PayPal bu oyuna giriyorsa kendisi mutfakta Bitcoin yapıp satmayacak. Herhalde. Bir yerden alıp satacak. Bir yerden alıyorsa da piyasada Bitcoin talebi artacak dedik. Tam o oluyor şu an. Yani aradan mesela bir 10 ay falan geçmedi yani. 1,5 ay falan geçti. 12 bin falan mıydı o zaman? 11.500-12.000 civarında falan da abi. Evet. 11.500'den evet. 19.000'e geldi. Bir sürü finansal oyuncu giriyor işin içerisine. Yani bir kısmı teknolojinin kendisine yatırım yaparak giriyor. Kimi oyunun içerisine direkt giriyor. PayPal bunlardan bir tanesi demiştik. Günlük bakıyorum 800 ila 1000 civarında falan Bitcoin üretiliyor. Geçen haftaki toplam 6200 civarında falan Bitcoin üretilmiş. PayPal 1. Robinhood diye başka bir tane ödeme sistemi var. 2. Cash App var. O başka bir ödeme sistemi. 3. Bunlar hepsi kriptoya girdi mi? Giriyorlar evet. Yapıyorlar zaten yani şu an. Böyle olduğu zaman da küresel oyuncu arttığında da ne oluyor? Talep fazla, arz az. Aynı cümleleri kuruyorum ama talep fazla, arz az. Bitcoin fiyatının yukarı doğru itiyor. Şu anda gelip bize hava atıyorsun burada. Estağfurullah yani. Öyle abi altın düşüyor, dolar düşüyor. Ondan sonra çıkıyor Bitcoin yükseliyor. Yükselir tabii bu kadar şey. Ben yükseltmiyorum canım. Biz söylüyoruz sadece. Ya söylüyorsun da yani senin avantajların var. Biz dezavantajlıyız ya. Bu avantajları gören başkaları da var abi. Ben tek değilim. Tövbe aşağı Mesih de değiliz. Yazıyor. Yazıyor, okuyoruz, görüyor, anlatıyoruz yani. Yazıyor. Şimdi mesela BlackRock. BlackRock bu piyasanın abilerindendir, büyüklerden. Bir varlık yönetim şirketi. Dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Normalde de bu konularda muhafazakar olarak bilinir bunlar. Çünkü bizim hep dediğimiz hani o konvansiyonel kelimesi. Yani hani alışılagelmiş finansal enstitülerden, finansal şirketlerden, varlık yönetim şirketi her neyse bunlardan bir tanesi BlackRock. Çok bilinir finansal piyasalarda. Altınla Bitcoin'i karşılaştırmış. Arkadaş diyor sabit getirili ürün yatırımlarının başındaki beyefendi bu. Yani fixed income'ın başındaki CIO. Bitcoin'in gelecek dönemde altının yerini alabileceğini söylüyor. Ve bunu söylerken de şunu söylüyor. Diyor ki insanlar neden altın alıyorlardı geçmişte? Enflasyondan korunmak.
güvenli varlık talepleri vesaire. Alta sıralayacağım birkaç tane daha sebep. Ve işte kıt kaynak falan ne kadar olduğu kabaca biliniyor da ama tam rakam bilinmiyor dünyada. Ama bir taraftan da merkez bankaları elinde tutuyor falan filan. Bir sürü altına rasyonel aldım. Bitcoin de evet buna benziyor ama Bitcoin'e başka şeyler de yapabiliyorsun. Ve aslında güvenliği senin elinde. Yani sen aldığın altın, bir külçe altına nerede saklayacağım bunu? Bankada saklayacağım. Gene bir finansal enstitüde. Yani sen aslında... O da dijital oluyor aslında. O da dijital oluyor. Yani şu cümle doğru bir cümle. Altın enflasyona karşı bir hedge enstrümanı iken Bitcoin sadece enflasyona karşı değil tüm finansal sisteme karşı bir hedge enstrümanı olarak aslında yorumlanıyor. Çok güzel bir şey. Bunu söyleyen BlackRock ve benzer şirketler, JP Morgan, Goldman Sachs falan bunu söyleyen. Yani onlar kabul etmiş durumda yani. Çok ciddi bir şey bu ya. Peki bir şey soracağım sana. 20 bin dolara geldik. Neredeyse tepe noktasına yaklaştık. 20 bini görmemişti galiba değil mi? Kaç olmuş? Abi 19.500 gördü. Yani biz düz 20 diyoruz da 19.500'ü gördü. Öncesinde. Tabii tabii. Bu sefer 2017'de. 2017'de. Şimdi 18.800'lerde falan. Tepeye geldi mi yani? Ya yakınız yani ben geldi diye yorumlarım bunu. Zaman ve koşullar gereği tepe mi değil mi? Esas bunu konuşmamız lazım. Yani soru oysa değil şu an. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2017'deki hareket bambaşkaydı. Şu an başka bir dünyada, başka bir çehredeyiz. 2017'de ne vardı? Çıkarttım tekrar senin için hafta hafta. Haftalık getirileri Bitcoin'in %18 ile başlamış. 2 hafta sonra %20 getirmiş. %23 getirmiş. 2 hafta sonra ondan 32, 20 kademeli... Oynaklığı düşük bir şekilde yükselmemiş 2017'de. Finansal enstrümanın ne olduğu önemli değil. Bunu biz geçmişte gümüşte de gördük. Bitcoin'e ya bu enstrüman çok oynak diye atıfta bulunanlar var. Ben doğru bulmuyorum bunu. Evet bir sürü finansal enstrüman oynak. Euro frank denen dünyadaki en likit para birimi crossları bir tanesi Euro, Avrupa Birliği'nin para birimi. Bir de frank. Güvenli varlık olarak tanınan veya güvenli bir ülke olarak tanınan bir yer İsviçre. Öyle değil mi? Doğru. Bu ikisinin cross'unun 2011 yılında ve 2014 yıllarında neler yaptığına baksın yatırımcılar. 10.000, 15.000 puanlık hareketler. Yani merkez bankalarının tabiri lütfen maruz görün. Saçmalamasıyla 1.20'lerde, 1.10'larda peglenen euro frank sonra o pegin bırakılması. Dolayısıyla finansal ürünlerde zaten oynaklık var. Ve biz bu oynaklığın çok düştüğünü görüyoruz Bitcoin'de son dönemde. Bu yükselişe rağmen düştüğünü görüyoruz üstad bu arada. 2020'deki hareket biraz farklı üstad yani. Aynı tarihten alıyorum kabaca. Yani işte Eylül ortaları, işte şu anki geldiğimiz gün falan. Bakıyorum %0.5, %1, %3, %5, %6. 2-3 hafta önce bir %10'luk bir yükseliş var. Bu haftada bir %18'lik, %20'lik bir yükseliş var. Yani biz 3 ay önce 2017'deki gibi 3500 dolardan 19.000 dolara gitmedi Bitcoin. 9.000-10.000 dolar dedik zaten. Evet bir double 2'ye katladı neredeyse. Bir hareket var. Kaçıranlar için de üzücü. Ama 2017'deki fiyat hareketiyle birebir fiyatların getirileri hareketi, return hareketiyle birebir aynı hareket değil. Bir. İki. Aynı çehrede değiliz şu an. 2017'de insanlar buna tukaka, yok kabul etmiyoruz, yasaklayacağız, FBI'nin açıklamaları, PBOC'nin yasaklamaları, banlamaları bir sürü şey vardı. Şu an dünya öyle değil ki. İnsanlar yarışıyorlar burada yer alabilmek için. Tam bir aksi durum var. Tam aksi bir durum var. Tabii. O rüzgar da zaten buralara kadar getiriyor. Bunların hepsini genel olarak pozitif olarak okuyorum. Bir abimiz, üstelik boş bir abi de değil gördüğüm kadarıyla, Citibank'taydı galiba değil mi? 318 bin dolardan bahsediyor. Ya ben sana 100 bin dolar olacak mı dediğim zaman, sorduğum zaman bozuluyordun. Ya abartıyorsun diyordun. 318 bin dedi adam. 318 bin deseydin evet derdim ama. Sen 100 bin dedin. Orada durdun yani. 318 bin deseydin okey olabilir. 500'e kadar götüreceğim bunu. 500'e kadar yolu var evet. Yani 318 binin mantığı da şu. Hani biz grafiğe birkaç şekilde bakarız. Ya lineer bakarız ya logaritmik bakarız. Logaritmik olarak bakmış. Logaritmik olarak baktığında da bir tane kanal çizmiş. O kanalın da kanal direnci tepesi 318 bine denk geliyor. Evet 318 bine gidecek demiş. Temel olarak da yani fundamental olarak da uygun piyasa. Herkes bol likite var piyasada. Fed para basıyor. ECB para basıyor. BOE para basıyor. Ve basmaya da devam edecek. JP Morgan'ın ve Goldman Sachs'ın demesine göre devam edecek FED 2021'de. Bol likidite ortamında regülatörler ve devletler bu işi destekliyorken Bitcoin elbette PayPal'ın veya ödeme sistemlerinin kullanması elbette buralarda durmayacak ve gidecek diyor. 318 bin dolar 318 bin biraz bence yine şey yani beklesen bile söylememe bir şeydir abi. 17 bin seviyesi vardı yukarıda teknik olarak işaret söylüyordun sen ama zaten. Ama şu andaki duruşumuz ve beklentimiz de hala kripto pozitif. Yükseliş devam edecek. Yükseliş devam etmesini yani. Bekliyoruz. Evet yani tüm zamanların yükseği denir ya hani İngilizce'de çok severler all time high. Yani o tüm zamanların yükseğini grafiksiz bölgeleri yani uncharted territory yani daha önce hiç gitmediği yerleri Bitcoin'in
gidebilir. Yani 20 bin dolar bu işin tepesi gibi görünüyor idi. Bugün koşullar değişti ve 18 bin dolar bile artık bu işin tepesi değil demeye başladık. O zaman bir tepe nokta, yakın vadede bir tepe nokta belirleyecek olsak nereye gider diye görürsün ya da işte dünyada ne konuşuluyor? Yakın dünyada şu konuşuluyor üstad. Kısa hedef. Tamam, yakın vadede şu konuşuluyor dünyada. Şimdi Bitcoin'i yükselten ve kripto paraları yükselten birkaç tane sebep vardı. Bu sebeplerden bir tanesi finansal sistem, merkez bankalarının para politikaları idi. Çünkü Bitcoin'i gidip elma ile almıyorsun, dolar verip alıyorsun. Dolayısıyla Fed'in para politikasını takip etmek lazım. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın gibi. Birincisi buna bakmak lazım. İkincisi biz metriklere de bakıyoruz. Metriklerden kastım şu. Mesela şu yorumu yaparız hepimiz. İşte Amerikan tipi petrol vardır. Bir de İngiliz tipi petrol vardır. Yani bir Brent vardır, bir WTI endeksi, iki farklı endeks vardır ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerine ve hareketlerine bakarız petrol analizi yaparken. Aynısını altın için de yaparız. Altın, gümüş, platin vesaire hepsine bakarız. Bunu Bitcoin için de yapabiliyoruz. İki şeye bakıyor normalde kripto community. İlk yayında şunu söylemiştim abi, hatırla. Kripto cemaatiyle, kripto trade edenlerle finansal sistem, yani geçmişte işte FX, VO, borsa, hisse falan filan trade edenlerin, işlem yapanların kesişim kümeleri çok dar. Kriptoda şuna bakıyorlar insanlar. Bitcoin'in dominansına bakıyorlar. Ether'e karşı nasıl hareket yapmış ona bakıyorlar. Altcoin'lere karşı nasıl hareket yapmış ona bakıyorlar. Şuna bakıyoruz. Altına karşı bu arkadaş ne yapmış? Biz şimdi bunu altına karşılaştırıyoruz ya. 2017'de Bitcoin bölü altın 15'lerde falanmış. 15.20, 15.15 falan. Ne demek bu? Yani Bitcoin'i altına böl. Yani bir Bitcoin'le 15 tane altın alabiliyormuşsun. Altın 1870'lerde falan. 18.800 Bitcoin. Yani kabaca şu an 10 tane alabiliyorsun. O günden itibaren de Bitcoin'in oynaklığına bakıyorum. Ve dedim ki ya ben bu Bitcoin'in fiyatına bakıyorsam, altının da fiyatına bakıyorsam bunların oynaklıklarını da görece bakalım. Ya Bitcoin'in 90 günlük oynaklığını aldım. Altının 90 günlük oynaklığını böldük. Bayağı Bitcoin lehine azaldığını görüyoruz. Tamam. Evet, hala yüksek. Hala Bitcoin altından daha oynak bir enstrüman. Hala bir tık daha oynak bir enstrüman. Ama bu azalıyor gün geçtikçe. Böyle baktığında da bunların hepsinin zımni olarak işaret ettiği yer kabaca bana 27-30 bin dolarlar bandı gibi geliyor. Kısa orta vadelik bir periyotta. Bu oraya gider demiyorum yani. Bunların işaret ettiği yer diyorum yani. O nasıl Citibank'taki analist oturmuş çizmiş 318 bini bulmuş. 27-30 bin dolar bandı bana çok böyle uzak bir band gibi gelmiyor. %50 neredeyse bugünkü rakamla. Kabaca evet yani. Peki hadi iyiyi konuşuyoruz, kötüyü de konuşalım. Nereye düşer? Evet. Buradan alırsam ben... Düşme ihtimali var mı? Elbette var. Yani kar realizasyonu ihtimali var böyle işlerde. Ama şu an biraz şey gidiyor. Tıkır 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 gidiyor yani hani her gün. Düşme ihtimali elbette var. Yani insanlar pozisyonlarına çıkabilir, realize edebilirler karını. Ya da bu fonlar işin içine girdi diyoruz. Bu fonlar pat pat koca koca alıyorlar ama koca koca da satabilirler. Onun olduğu senaryoda işte grayscale değil, purple scale gitti. 10 bin tane, 20 bin tane bitcoin sattı diyelim. Örnek veriyorum. Öyle hareketlerle karşılaşabiliriz. Genelde bunun için şuna bakarız yani. Biz açık kontratlara bakarız. Şu an aslında Bitcoin'in dayanak varlığı Bitcoin olan ve Amerikan vadelerinde trade edilen kontratlar var. Future kontratlar var. Buradaki açık kontratlara ve işte daha geçen haftalarda da söyledim opsiyonlara falan bakarız. Bunlar daha çok anlamlı. Böyle piyasaya dair bizim fikir yürüteceğimiz kadar yoğun ve hacimli değil. Ama bir şeyler söylüyor. Bir süre sonra bunlar daha hacimli olmaya başlayacak. Dedik ki yani JP Morgan bu işe giriyorsa Bitcoin alacağım diye girmez sadece. Çünkü yani 50 tane türev ürün, yapılandırılmış ürün çıkartır bunun içerisinden. Çıkartırsa da bu ürünleri de etmek için Bitcoin talep etmeye devam edecek. Arz kısıtlı, fiyat yükseltecek ama daha fazla finansal ürün olacak falan. Demem o ki bu ürünlerin hepsi yani Bitcoin ve Bitcoin'den türetilmiş future, opsiyon vesaire vesaire. Bu ürünlerin hepsi Bitcoin'e dair bir fiyat veriyor. Düşecek mi diye sordum, bir sürü şey söyledim ama buralara bakıp da aslında biraz düşeceğini bir süre sonra yorumlayacağız. Bundan belki 6 ay 10 ay sonra piyasa birazcık daha oturduğunda yorumlayabileceğiz. Şu an sadece daha böyle bir varsayımsal şeyler söyleyebilirim ama söylediğimde de evet derim ki Bitcoin buradan bir düzeltme geldiğinde 16.500 dolarlara kadar bir düzeltme geldiğinde bu beni şaşırtmaz ve üzmez açıkçası. 10.000 olur mu abi? Bunu beklemem abi. Çok majör bir şey olmazsa bunu beklemem. Vay anasını ya. 9.000 konuşuyorduk. 3 ay bile olmadı biliyorsun. Evet. 9.800. 9.000 ve 18.000. Bitcoin kıt kaynak diyorsun. Hala fırsatlar var elbette. Yani 27-30 bin dolar, hatta çok daha üstleri olabilir belki ama şimdilik baktığımızda Bitcoin beni biraz korkutuyor ama alternatif var mı acaba bu işin diyenlere ne diyelim? Abi ne diyelim? Ether diyeceğiz, Link diyeceğiz, Avax diyeceğiz. Şimdi JP Morgan aynen BlackRock'taki gibi söylüyor ki biz Bitcoin'de çok büyük bir upside potansiyeli derler ya. Hani böyle daha yukarıda gidecek yeri var Bitcoin diyor. Diyorlar ki en itidalli söylemde dahi altının yerini alabilir. Çünkü altının yapacağı şeyler belli, enflasyon hece vesaire Bitcoin başka şeyler de yapabiliyor. İşte saklama sıkıntısı yok
vesaire falan filan gibi şeyler söylüyor. Artı aynı banka. Bunlar çok büyük. Bizdekilerle lütfen karşılaştırmasın yatırımcı. Gerçekten çok büyükler yani. Dünyanın en büyüğü ve finansı yöneten bankalar. Yani ya. Evet, öyle yani diyelim. Paranın babaları bunlar. İşin gerçeği. Evet. Para babaları yani. Tamam peki en öyle diyelim. Ensiz kalınlar. Godam. Abi ya onu söyleme bana böyle şeyler. Ya bunlar en büyükleri gerçekten. Yani Goldman'ın veya JP Morgan'ın işte bu işlere giriyor olması, BlackRock'ın bu işlere giriyor olması önemli. JP Morgan diyor ki, arkadaşım diyor, Fed geçtiğimiz yılda sadece pandemiyi bahane ederek 3 trilyon dolar para bastı diyor. Elbette bu para bir yerlere gidecek. Gittiği yerlerden bir tanesi işte Bitcoin ve altın falan filan. Emerging'lere daha gelmedi. Belki gelecek bir süre sonra bilmiyoruz. Şöyle bir taahhütü de var diyor Fed'in. Her ay 120 milyar dolar daha varlık alacağım. Bunların 80 milyar doları hazine tahvili, 40 milyar doları da MBS. Karışık. Ve diyor ki Fed bunu bu şekilde yapacak ancak Fed bunu aslında 2021'de arttırmak zorunda. Çünkü biz onun diyor hazinenin ihraç ettiği varlıklara bakıyoruz. Bu hazinenin ihraç ettiği varlıklar kabaca 2.4-2.5 trilyon dolar tutuyor. Bu adam 2021'de 1 trilyon alacağını taahhüt etmiş. Bu geri kalan 1.4 trilyonu kim alacak diyor. Bir yazdım. Dönüp bakıyoruz Çin'e, Japonya'ya, işte Birleşik Krallığa, İrlanda'ya, Avrupa Birliği'ne vesaire vesaire bakıyoruz. Bu adamlar varlık alıyor mu hala? Çin hariç ve Japonya hariç diğerleri ufak tefek alıyorlar ama bunu dolduracak kadar değil. Çin ne yapıyor? Çin satıyor. 2015'ten beri satıyor Çin. Hatta biraz daha öncesi var yani. Çin hep Amerikan tahvilleri boşaltıyor. Şunu söylüyor. Ben senin borcunu fonlayacağıma demiş Çin. Çıkıyorum bu varlıklardan diyor açıkçası. Daha Türkçesi bu. Böyle durumda da şimdi bakıyorum. Fed dedik. Zaten basıyordu. 2021'de bir şeyi daha bahane edip bilmiyoruz. Korona bir şey. Bahane edip. Kriz, savaş her neyse. Bir şey yani. Bir şeyi bahane edip belki biraz daha bu varlık alım programını artırabilir. Kenara yazdım. Zaten şu an ECB yani Avrupa Merkez Bankası 100 milyar euro aylık alıyor. 2 hafta önce yine BOE'nin 150 milyar sterlin daha arttırıp bunu 800 küsur milyar sterline getirttiğini söyledik. 895 milyar sterlin geldi varlık alımı. BOC yani Bank of Canada yapıyor aynısını. RBA yani Reserve Bank of Australia yani Avustralya Merkez Bankası da yapıyor. Yani hepsinde bir varlık ve likit enjeksiyonu var piyasaya. Pandemi kaynaklı. Yani bu para da bir yerlere gidecek. Teşvikler hariç bunlar. Tabii de mali teşvikler yok burada. Aynen. Dolayısıyla Bitcoin'in ve kripto paraların fiyatını yükselten birkaç tane katman vardı. Bitcoin'in kendisi, kripto paralar üzerine veya Bitcoin üzerine yazılan teknoloji ve regülatörlerin durumu pozitif pozitif hepsi. Merkez bankalarının para politikaları. Peki bu sadece Bitcoin'de mi oluyor üstad? Hayır, Bitcoin'de olmuyor. Çünkü 2017'deki durumla bu biraz farklı ya. Bitcoin'in dominansı da o zamankine göre de farklı. Şu an Ether'de bir konsensus mutabakat protokolünde daha devrimsel bir şeye geçiyor Ether. Geçecek inşallah artık. Nasipse geçecek yani. Geçsin kısmetse. Kısmetse. Geçsin artık yeter ya. Yani Ether'in alın yazısında varsa geçecek yani. Şimdi o adamlar bunu Aralık'ta geçmeyi planlıyorlardı. Öyle demişlerdi. İşte evet. GitHub'da biz bunu görmüştük. Genesis Time dedikleri 1 Aralık'tı. Ama bakıyoruz ki stake edilen Ether miktarı pek buna böyle daha yaklaşmamış. Geçen hafta 62 bindi abi. Şu an 154 bine gelmiş. Okey hani böyle bir 2-2,5 kat falan artmış. Toplamda yapmaları gereken 524 yani kabaca şu an 370 bin tane daha Ether'in stake edilmesi lazım. Toplamda 16.800 validatöre ulaşmaları lazım bu adamların. Yani onaylayıcı yani sistemi miner'lar ne yapıyorsa onu yapan adamlar, teknolojiler, şirketler kimse. Mesela bizim şirkette bir validatörlerden bir tanesidir şeyde. Hmm. Birkaç tane validatörümüz var aslında. 1 Aralık'ta görünen o ki bu pek sanki yetişmeyecek ama problem değil. Aralık sonu ya da Ocak'ta bu hızla giderse yetişebilir. Çünkü piyasadaki genel beklenti de şu, büyük abiler oyuna daha sonra girecek. Dedik ya daha önce, hep dedik diyorum da yani ukalalık olmasın bu ama. Benim gibi ukalaları severim. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Çok utandım şu an yalnız. Yani. Gerçekten. Çok utandım. Benim kadar ukala olduğun için mi utandın? Yok o kadar olamam. Gol 2. Ama yani hani böyle ortalar yaparsa atmam lazım abi. Yani boş geçmem yani. Şöyle DeFi hareketi vardı. DeFi hareketin neredeyse tamamını geri aldı Bitcoin. Yani o dominansın hepsini neredeyse geri aldı. Ama hala Ether için okey ve şu an 516'larda falan. 516 dolarlarda. Beklentimiz neydi? Evet. Ben şu an biraz şeyi görüyorum. Yani sadece ürünlerin üst sol üst köşesinde olur ya. Hani fiyatın hani hangi ürünün ne olduğu. Onu kapatıp baksam momentumun biraz düştüğünü görüyorum. Ether için bu. Ama grafik gideceğini de gösteriyor bir taraftan. Ben mesela şöyle düşünüyorum şimdi. Bitcoin'in tırnak içerisinde zirvesine geldik. Ether'e bakıyorum abi. Buyur. Yarısına bile geldik. Gelmemiş durumda da. Daha önceki zirvesi neresiydi? 1300 abi 1340 falan. Düşünsene abi. Bitcoin'le o anlamda çok düz bir mantıkla
kıyaslandığı zaman Ether yarısına bile gelmemiş durumda. Büyük bir potansiyel değil mi bu ya? Büyük bir potansiyel. Yani sadece ürüne ve fiyata bakıp büyük bir potansiyel olduğunu bir yorumunu yapabiliriz. Çok basit bir kıyaslama yapalım. Yapabiliriz. Yani oradan zaten mesela hani sadece öyle trade ediyor olsak şeyi söyleriz. Evet, bunun hedefi 780 derim yani. Buradan itibaren de gene %150 falan var. Ether için pozitif olacağımız çok şey var. 6 doldurulabilecek parametre var. Bunlardan bir tanesi bu. Hala bir tık daha ucuz olduğu Bitcoin'deki harekete göre. Bu arada linki de çok vurgulamıştın sen. 9 dolar mıydı? Ne kadardı? Biraz daha aşağıdaydı galiba. Yani 8 falan herhalde. 8. 14 şu an. Bunda da işte %50 hareket var ama hani işte deniz yükselince hepsi yükselir diyoruz ya. Hı. İşte bu da o hepsi yükselenlerden bir tanesi. Peki link mi Ether mi daha çok gelecek vaat ediyor sence? Kısa ve orta vade için konuşuyoruz. Yani şöyle, Ether'de de, Bitcoin'de de, Link'te de pozitifiz. Ether mi Link mi sorusunun cevabı ise kısmen Ether abi. Hala Ether'den yana kullanıyorsun kısmen yani. Kısmen Ether, evet. Görüşünü. Yani. Kısmen Ether. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi Bitcoin'e karşı olan bir kamp var dünyada. Yani bunlar diyor ki bu ürün çok oynak. Geçen gün yine bir tanesi diyor ki değer saklama aracı değil diyor Bitcoin. Nasıl değer saklama aracı değil diye ben de bir taraftan da şey yapıyorum. Serzenişte bulunuyorum. Yani oynaklığı düşmüş neredeyse altın seviyesine. Bütün bankalar bu işin içerisinde. Fiyat gelmiş 18 bin dolara. Hangi değeri saklanıyor? Şuraya bağlayacaktım aslında bunu. Biz şu an hemen bakabilir yatırımcı izleyen hemen bakabilir. Chicago Mercantile Exchange'e girsin. Amerika vadeli piyasalarına girsin. Burada portakal suyunun, sütün, canlı hayvanın ve iklimin trade edildiğini görecek. Yani insanlar kendilerini bir şeye karşı korumak istiyor. Yani benim bir tarlam var. Hava şöyle olursa ben bu tarladaki ürünleri toplayamayacağım veya toplayabileceğim. Buna karşı kendini hedge etmek istiyor. Korumak istiyor kendini. Portakal suyu için de var bu. Bak iklim diyor. Portakal suyu ve şey kontratları var. Elektrik kontratları var Türkiye'de. Türkiye'de var. Bazen bazı ürünleri kendi portföyüne eklemeyerek aslında risk alıyorsun. Çünkü Bitcoin onların birçoğuyla altın evet biraz ama diğerleriyle korele bir ürün değil. Dolayısıyla sen portföyü dizayn ederken de ankorele ürünlerle dizayn edersin. Yani birbirleriyle negatif ya da pozitif korelasyon olmayan ürünlerle dizayn edersin ki düşerken hepsi düşmesin. Bir daha JP Morgan'a gelip sonra bitireceğim. Hatırlatma babıyla. Ne diyordu BlackRock ve JP Morgan? Diyordu ki bu sadece enflasyona karşı bir hedge enstrümanı değil. Tüm finansal sisteme, entire financial system diyor. Tam söyledikleri bu. Tüm finansal sisteme karşı bir hedge enstrümanı aslında diyor Bitcoin için. Gerçekten devrimsel ve şiirsel abi. Çok hoşuma gidiyor benim. Çok şiir gibi konuştun sen. Sağ ol. Eyvallah. Şiir gibi konuştun. Bir yani... A'dan Gökalp'e alkışladım. Ya ben buradan şunu çıkartıyorum arkadaşlar. Portföyünüzde farklı enstrümanlar bulundurarak birisinden zarar ederken öbüründen ciddi karlar edersiniz ve böylece paranız küçülmez diyoruz. Bunu anlatıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.